Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda salon yaprağı yani Aspidistra Elatior bitkisinin bakımından ve üretiminden bahsedeceğim. Öncelikle videoya geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Kanalımız gittikçe büyüyor. Bize destek olan, yorum yapan, videolarımızı beğenip paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Ve hemen videomuza geçiyorum. Gördüğünüz gibi bizim salon yaprağımız bu. Şu şekilde gövdesinden sürekli yani dipten sürekli yavrulayan bir bitki. Hemen bakımına geçelim istiyorsanız. Bakımı çok zor olan bir bitki değil. Genelde bulunduğu yere kolayca adapte olabilen bir bitki. Ayrıca çok yavaş büyüyen bir bitki. Yani benim bitkim neden yavaş büyüyor derseniz herhangi bir sıkıntısı yok. Kendi zaten yavaş büyüyen bir bitki. Gölgeyi çok sevdiği için güneşe kesinlikle gelemiyor. Güneşli alanda hemen yanıyor yaprakları. O yüzden mümkün olduğunca gölgeli, yarı gölgeli bir alanda bakın bitkinizi. Ancak şu da var ki ışığa da hani bir şeyi yok. Yani ışıklı bir alanda da rahatça bakabilirsiniz. Sadece güneşli problemi var. Yapraklarını silebilirsiniz arkadaşlar. Ve fıs ya nemi çok seven bir bitki suyu çok seviyor. Suyunu mümkün olduğunca eksik etmeyin ve kışın biraz azaltmanız gerekiyor soğuk olduğundan dolayı. E, mümkün olduğunca suyunu eksik etmeyin ancak susuzluğa da e, suyu çok sevmesine rağmen dayanabilen bir bitki. Yani doğa çiçekleri kadar e, susuz kaldığı zaman çok bir problem çıkarmıyor. Daha sonra besin ihtiyacından bahsedelim istiyorsanız. Besin ihtiyacını şu şekilde gördüğünüz gibi eski yapraklar, çürümüş meyveler gibi şeylerle karşılayabilirsiniz. Bizim de zaten besin yapım videolarımız var. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onları da bu bitki için uygulayabilirsiniz. Onları açıklama kısmına ekleyeceğim linklerini. Oradan hemen ulaşabilirsiniz kolayca hastalık çeken bir bitki olmadığı için de çok iyi hastalık problemi çıkarmıyor yani nadiren hastalık problemi çıkaran bir bitki. onlar için de bizim videolarımız var. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar bitkiler için ilaç tarifi videolarımız var. Onların dediğim gibi hepsinin linkini açıklama ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Soğada yanımından bahsedeyim. Soğada yanımından bahsetmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu bitki iç veya dış mekan fark etmiyor. Her şekilde yetişebiliyor. Zaten soğuğa dayanıklı bir bitki olduğundan dolayı dış mekanda da rahatça yetiştirebiliyorsunuz. İç veya dış mekan fark etmiyor. Her şekilde gölgede olması gerekiyor. Özellikle dış mekanda kesinlikle güneşli bir alana koymayın. Eksi 5 dereceye kadar dayanabiliyor. Bizim bir bitkimiz de dışarıda zaten. Soğukta çok problemi olmayan bir bitki. Siz tabi tamamen açık bir ortamda bırakmazsanız daha da güzel gelişir. Yapraklarını sürekli yenileyebilir arkadaşlar. Yani yeni yapraklar çıkarıp eski yaprakları öldürmesi de normal bir olaydır. Saksıyı doldurduktan sonra iyicene yavruları ondan sonra bir boy büyük saksıya değişimini yapabilirsiniz. Veya kökleri aşağıdan geçtikten sonra diğer türlü değişimini yapmayın arkadaşlar. Yaprak isteğinden de bahsedelim hemen. Normalde toprak seçici bir bitki değil arkadaşlar ama biz torfa dikiyoruz. Diğer bahçe toprağı evde solucan yaptığı için siz de evde torfa dikebilirsiniz ama dediğim gibi herhangi bir toprakla hiçbir problem yok. Yani her toprağa dikebilirsiniz bu bitkiyi. İlkbahar aylarında çiçekleniyor. Şu dibinden yıldız şeklinde çiçekler açıyor. Şu dibindeki gövdelerden hemen toprağın üstünden veriyor çiçeğini. Telif hakkından dolayı buraya çiçeğini koymuyorum ancak Başlık latincesi yazıyor arkadaşlar. Onu da oradan internetten araştırıp bakabilirsiniz yani çiçeğine. Hemen üretimine de geçelim. Şu dediğim gibi az önce de şu yaprakların gövdelerinden altta gövdeleri var arkadaşlar toprağın altında. O gövdeleri temiz bir bıçakla keserek ayırıp dikebilirsiniz. O şekilde üretimini yapabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi zaten ilkbahar aylarında çiçek açıyor. Az önce söylemiştim. O çiçekler bir süre sonra meyveye dönüşüyor. O meyvelerin içindeki tohumları sonbaharda olgunlaşıyor. O tohumları alarak ekerek üretimini de sağlayabilirsiniz yani tohumla da üretebilirsiniz. Bu şekilde üretimleri yapılıyor. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz.